Dijital çağın en büyük tehlikesi sosyal medya. Her gün yeni bir akım çocuklar ve gençler arasında yayılıyor. Ancak bazı akımlar oldukça tehlikeli. Öyle ki ölümlere bile sebep olabiliyor. Sosyal medya akımları özellikle çocukları ve gençleri tehdit eder duruma geldi. Sosyal medyanın en büyük tehlikesi meydan okuma videoları. Yüzlerce akım tıpkı bir virüs gibi saatler içinde yayılıyor. Dijital savaşın en büyük silahı elbette ki sosyal medya. Öyle ki her hafta, hatta her gün yeni bir akımla karşı karşıya kalıyoruz. Bu akımların nihai amacı ise çocukları yozlaştırmak. Öyle ki okul tuvaletine zarar ver, arkadaşına tokat at gibi birçok akım gündemden düşmüyor. Arkadaşına tekme atanlar, eğilerek başına şişenin düşmesini bekleyenler, deterjan yiyenler ve hatta hareketli arabanın karşısında dans edenler. Her biri kulağa çok saçma geliyor. Ancak bu akımlar özellikle çocuklar arasında hızla yayılıyor. Çocuklar henüz zihinsel ve fiziksel gelişimini tamamlayamamışlardır. Bundan kaynaklı onların bu akımlara kapılmaları çok daha kolay oluyor. Bunlar gerçekten akran zorbalığına, siber zorbalığa, bunun dışında etrafa, çevreye, okulda sıralara, masalara, tuvaletlere zarar vermeye kadar dayanıyor. Bu akımların bazıları o kadar ileri aşamalara gidiyor ki çocukların yaralanmasına, hatta ölümlere yol açabiliyor. Peki bu akımlar nasıl ortaya çıkıyor? Belli bir abone ve takipçi sayısına sahip kişiler kitleleri çok daha hızlı bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Özellikle onların, hatta bazılarının ajanslara bağlı olarak çalıştığını görüyoruz. Ajanslar aracılığıyla belli listelerin gönderilebildiği ve daha sonra paylaşımların yapılabildiğini görüyoruz. Söz konusu akım listeleri cep telefonları ekranlarından eğitim hayatına da sızdı. Sınıfta ders yaptırmama challenge dediğimiz, işte dersi bir şekilde dağıtmak, bir şekilde işte dediğim gibi ortamı germek adına öğrencilerin şarkı söylemeleri, öğrencilerin bağırmaları, çağırmaları, bunlar kaydediliyor ve sosyal medyada akım adı altında yayınlanabiliyor. Hatta arkadaşlar arasında çekilen videolara katılmadığınız takdirde sınıf içerisinde dışlanabiliyorsunuz, sosyal çevreniz sizi dışlayabiliyor. Uzmanlar arasında ölüm akımı olarak bilinen içeriklerse en tehlikelisi. Hareketli bir araba karşısında dans ederken arabanın altında kalan mı dersiniz? İşte yüksek mesafeden selfie çekeyim derken aşağı düşüp ölen mi dersiniz? Bunlar da aslında çok büyük sıkıntı ve tehditleri beraberinde getiriyor. Sosyal hayattan kopuk ve ailesinden ilgi görmeyen çocuklar akımların etkisinde daha kolay kalabiliyor. Bu anlamda ebeveynlere büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklardan ziyade önce ailelere gerekli dijital okuryazarlık eğitimini verirseniz, onların çocuklarla nasıl iletişim kurması gerektiğini anlatırsanız elbette ki bu akımlar bu kadar etkili olmayacak.